Değerli dostlar, Tarihten Notlar 2023-2024 sezonun ilk programı. Sizlerle çok daha sevimli bir programla karşı karşıya gelmek isterdik. Fakat bugün dünyanın tam ortasında, Orta Doğu'da çocukların katledildiği bir savaşla karşı karşıyayız. Kadınların, çocukların genç yaşta ayrımı yapılmaksızın İsrail'in katliamlarıyla karşı karşıyayız. İsrail katliam yapan bir devlet. Devlet mi? Artık devlet de denilemez. Bir örgüt. Bir terör örgütü. Bir terör devleti durumundadır. Bizim kanaatimiz budur. Bizim dünyaya bakış açımız budur. İsrail katildir ve katilliğini sürdürüyor ve Allah'ın laneti de üzerine olsun diyoruz. Fakat bugün biraz farklı bir noktadan da bakmak gerekiyor. Filistin'de neler oluyor? Filistin'in geçmişinde neler vardı? Osmanlı oradan nasıl çekildi? Türkiye'de en fazla tartışılan konular ve Türkiye'de de insanlar bölünmüş durumdalar. Yani bazıları Filistin'in Osmanlı'yı arkadan vurduğunu, bazıları bu geçmiş davaların artık güdülmemesi gerektiğini ve İslami bir şuurla davranılması gerektiğini. Benim gibiler de hem o arkadan vuruluşun gerçek hikayesini hem de bugün nasıl olması gerektiğini düşünüyorlar. Yani birkaç grup var aslında. Ben de peşin söylüyorum fikrimi. Geçmişte yaşananlar unutulmamalı. Ben bir tarihçiyim. Geçmişte yaşananları iyi hatırlamalı. Orada yaşananların, o sürecin günümüze yansımalarını iyi okumalıyız. O zaman daha sağlıklı kararlar veririz. O zaman duygusallıktan uzak, daha realist, daha gerçekçi ve düşmanımızı daha iyi analiz eder. Düşmanımızın yapacağı saldırılara karşı daha tedbirli bir hamle gerçekleştirmiş oluruz. 7 Ekim günü Hamas Gazze'den, açlık ve sefalet içerisindeki Gazze'den, ilaç bulmakta zorlanan Gazze'den, çocuk bezi dahi bulamayan Gazze'den, İlginç bir şekilde o tarihe kadar, yani 7 Ekim tarihine kadar hiçbir Filistin harekatında olmamış şekilde paratonerlerle beraber, işte roket atışlarıyla, işte ellerindeki uzun namlulu silahlarla saldırıya geçti İsrail'e karşı. Olay ilk patlak verdiğinde, tabii biz de bir gündemi takip ediyoruz, tarihçiyiz. Olay patlak verdiğinde dünya ne konuşuyor diye baktığımda dünya çok şaşkın. Çünkü saldırı şekli Gazze'den yapılıyor. Yani bir abluka altı deniz kontrolü zaten İsrail'in kontrolünde. 7-8 tane kapı var. Bu 7-8 kapının 7'si İsrail'de. Bir kapı var Mısır'da ve Mısır uzun zamandır İsrail'e yaptığı anlaşmadan dolayı bu kapıdan kolay kolay kimseyi geçirmiyor. Geçirecekse de İsrail'in bilgisi çerçevesinde insanları Gazze'ye geçiriyor. Peki Gazze'ye bu kadar silah cephane nasıl gitti? Dünya şaşkın ve Hamas dünyanın tepki göstereceğini bile bile, ki bunu çocuğa da sorsanız bilir, sivillere yönelik bir saldırıyla olaya başlıyor. Aslında İsrail'in kendi iç politikasında Netanyahu çok zor durumda. Hükümet istifa durumları var ve Netanyahu'nun da gideceği kesin olduğu bir yerde bütün Yahudileri Netanyahu'nun etrafında birleştirecek, onun politikaları çerçevesinde birleştirecek bir hamle var ortada. Sivillere yönelik saldırı. Ve dünya basını bunu Hamas'ın sivillere yönelik saldırıları diye duyurdu. Türkiye'deki basın kuruluşlarından bir grup ise sanki bir zafer kazanılıyormuş edasıyla Türkiye'de İslami hassasiyeti olan gruplara yönelik haberler yapan bir basın kuruluşundan bahsediyorum. Sanki hiç tarih okumamış gibi, hiç politikadan anlamıyorlarmış gibi, sanki dünya realitesini bilmiyorlarmış gibi Türkiye'de bir algı oluşturmaya çalıştılar. Tuhaf bir şekilde. İsrail'i oraya getirip koyan İngilizler, yani 1948 öncesi var bu işlerin, çok eski tarihleri var İngilizler ve 1948 sonrasında Amerikalılar, İsrail'i orada Hamas'a yem etmeyeceğini düşünemeyecek kadar aptal olanlar, düşünün, sanki bir kahramanlık kazanılıyormuş gibi
Orada Hamas'ın bu sivillere yönelik dünya tarafından hoş karşılanmayan bu hareketini sanki zafer kazanılıyormuş gibi medya organlarına sunmaya çalıştılar. Kıymetli dostlar, Hamas'ın İsrail'e yaptığı bu saldırıyı birkaç noktada hemen göz önünde değerlendirdim. Bu bir, 11 Eylül 2001'deki yaşanan sürece benziyordu. Aynı Amerikan Başkanı Bush'un zor bir sürecinde sanki Amerika'yı yıkacakmış gibi 3-5 uçak planlanmış. Daha sonra anlaşılıyor ki arkasında çok farklı örgütlerin olduğu. Ama El-Kaide denilerek, ama başka örgütler denilerek en nihayetinde El-Kaide'nin liderini de dünyaya teşhir etmeksizin Hint Okyanusu'na atan bir Amerika, bir kalleş Amerika'dan bahsediyorum. Aynı tezgahı bu defa İsrail'de 2023'ün 7 Ekim'inde uyguladılar. Amerika hem Irak'ı hem Afganistan'ı işgal eyledi ve sonrasında da Suriye'ye zıplayan, oraya akan bir başka bir süreci de başlatmış oldu. Yani ikiz kuleler yıkıldı. İki ülkenin uranyum yatakları, petrol yatakları, dökülen milyonlarca Müslüman kanı, tecavüze uğrayan milyonlarca Türk Müslüman kadını ve öldürülen çocuklar. Hamas'ı idare edenler ya da Hamas'ın bu operasyonu yapacağını bilenler vardı elbette. Bugünlerde anlaşılıyor ki aslında Mısır istihbaratı İsrail'i uyarmış, Hamas hazırlık yapıyor demiş. İran daha ilk dakika itibariyle Hamas'ın arkasında olduğunu izah ediyor. Aslında İran'ın derdi çok daha farklı. Baskı, korku, Arap dünyasında çetin bir karmaşa, Suriye'deki konumunu koruma, Lübnan'a müdahale etme, Filistin'de İsrail'in karşısında hamle yapma. Öbür taraftan Rusya'ya bakıyoruz. Rusya tuhaf bir şekilde İran üzerinden bölgeye silah satmış. Türkiye ne yapmış? Türkiye Suriye'de kendi haklarını koruyacak bir hamle yapmış. Bir operasyon başlatmış. Tam ki bu operasyonda bir İHA'mız düşürülmüş Amerikalılar tarafından. O kadar kritik bir zaman. Türkiye tam buraya fokuslanmış, buraya odaklanmış. Bir anda Hamas'ın saldırısı. İnanın bir Türk vatandaşı olarak o kadar çok üzüldüm ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu Hamas'ın seçimleri kazandıktan sonra Türkiye devleti olarak bu Hamas'ı bir terör örgütü değil, halkın oylarıyla seçim kazanmış bir parti diyerek Türkiye olarak tanıyıp bütün dünyaya da barışçıl bir örgüt, bir siyasi yapı olarak tanıtmak için Türkiye'nin verdiği bu mücadeleyi Hamas'ın İran'ın ağzıyla veya İsrail'le yaptığı gizli ortaklıklarla böyle peşkeş çekerek oradaki Gazze'deki mazlum çocukların geleceğiyle oynamış olmasını içime sindiremedim. Görünen budur. Hamas bu kadar aptalca bir hareketi, eğer bir Müslüman aptal olamaz, bir Müslüman bu hareketi yapıyorsa artık onun Müslümanlığı sorgulanmalıdır. Akıl nerede kardeşim? Eğer Hamas İsrail'le iş yapmış da İsrail'i bu topun içerisinde Gazze'yi yok edecek noktaya getirecek bir hamle yapmışsa haindir. Eğer Hamas İran'la iş birliği yapıp da Türkiye Cumhuriyeti'nin yıllardır Doğu Akdeniz'de, Ege'de ve bölgede ve Arap coğrafyasında sırf kendisinin yanında durduğu için ikili ilişkilerde uğradığı zararın bedelini kat be kat ödeyen Türkiye'nin haklarını, bu memleketin, bu ülkenin haklarını, oradaki haklarını yediği için haram zıkkım olsun o Hamas'a. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Hamas bir terör örgütü değildir dedi, bir siyasi partidir ama bir terör örgütü olarak hareket ederek orada hem Gazze'li kardeşlerimizi, Filistinli kardeşlerimizi ateşin içine attı, hem de Türkiye'nin orada büyük emeğini zayi etmiş oldu. Bakın çok önemli şeylerden bahsediyorum. Buna rağmen Türkiye Gazze'de yaşanan hiçbir insanlık ayıbı durumlara göz yumamaz. Evet, Hamas'ın öldürdüğü İsrailli çocuklar ve kadınlar masumdur. Hamas'ı bu konuda çocuk ve kadın katliamı yaptığı için lanetliyorum. Ama İsrail devleti çocuk kadın ayırmaksızın ve zaten o bölgede aşağı yukarı 100 yıldır bu katliamı yapıyor. En baştan katildir. Lanetliyorum. Allah onu kavru perişan eylesin. Çocuk öldürmek, kadın öldürmek hiçbir dinde yeri yoktur. Hiçbir şekilde.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu noktada net bir çizgi göstermiştir. Hamas'ın yaptıklarını doğru bulmadığımız gibi İsrail'in katil bir devlet olması ve katilce katliamlar yapmasını da doğru bulmuyor. Bu noktada Türkiye'nin politikasını doğru buluyoruz. Ve Türkiye buna rağmen oradaki masum insanlara yardım için bugün uçaklar gönderiyor. Yardım uçakları gönderiyor. Kıymetli dostlar, sapla samanı iyi ayırmamız lazım. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol yatakları arama hususunda yaşadığımız krizleri hatırlayınız. Türkiye ve Azerbaycan'ın Karabağ'da İran'ın çıkardığı pürüzleri hatırlayınız, unutmayınız. Mısır'da Müslüman kardeşler ve Sisi sürecini unutmayınız. Suriye'de Türkiye'nin verdiği şehitleri unutmayınız. Irak'ta verdiği şehitleri unutmayınız. Bu noktadan ez cümle şunu söylüyorum. Hiçbir Müslüman çocuğu Yahudi çocuğundan değersiz değildir. Hiçbir Müslüman kadını asla ve hatta bir Yahudi kadınından değersiz değildir. Çizgimiz budur. İslami hassasiyetimiz budur. Ama öbür taraftan şu Filistin gerçeğinde bir konuşalım. Gerçekten Türkiye'nin bu kadar hassas davrandığı Mescid-i Aksa bizim değerimiz, bizim için kıymetli. Kudüs bizim için kıymetli. Ama sadece Filistinliler olduğundan dolayı değil. Orası bizim peygamberimizin bize emaneti. Orada Müslümanlar yaşıyor, yaşamıyor. Bu başka bir mevzu. Orada Araplar yaşıyor, yaşamıyor. Ayrı bir mevzu. Biz buraya Fahrettin Paşa'nın ağlaya ağlaya çıktığı Medine'de neler yaşadığını biliyoruz. İddiaçılar şudur budur diyen bazı dangalaklar var. Fahrettin Paşa da iddiaçıydı. Medine'de nasıl çıkarıldığını bir okuyun, dinleyin gözyaşlar içerisinde. Deli denile denile. Kudüs'ten nasıl çıktığımızı hatırlayın. Bakın hatırlatalım. Madem öyle hatırlatalım. Filistin'de ne yaşanılıyor? Türk'ü Orta Doğu'dan kovdular. Türk'ü arkadan hançerleyenler bugün burada barışı sağlatamıyorlar. Ne Suudi Arabistan Kralı, ne Bahreyn, ne Katar, ne Birleşik Arap Emirliği. Ürdün Kralı Abdullah birkaç açıklama yapıyor. 100 tane adam sınıra gidince polisleri dur diyor. Yani ne yapıyor? Takiye yapıyor. Biz bilmiyor muyuz Amman'ın, Ürdün'ün İngilizler tarafından kurulduğunu? Kral Abdullah'ın göbeğine kadar, boğazına kadar pislik içerisinde İngilizlere gebe olduğunu bilmiyor muyuz? Değerli dostlar, biraz lütfen uyanalım. Tarih 1837. İlk nüfus sayımı Filistin'de. Bakın. İlk Filistin'deki nüfus sayımında Yahudilerin bölgede toplam nüfusu 9.000. Yahudilerin bölgedeki toplam nüfusu 9.000. Rakamlar zamanla değişmeye başlıyor. Tarih 1837 idi. 1908'e geldiğimizde Yahudi nüfusu 100.000'in üzerinde. 1908 Sultan II. Abdülhamit Han dönemi. Henüz devlet İttihatçı döneme geçmemiş. Özellikle Rusya'da uygulanan Yahudi katliamından kaçanların çoğunluğu Filistin'e gelmişler. 1890'larda, 90'ların sonunda, 1900'lerin başında. 39-45 sürecinde Hitler'den kaçan Yahudiler de tuhaf bir şekilde Almanya'dan veya Avrupa'dan kaçan Yahudiler de İsrail'e gelmiş. Peki bu topraklar kimin? Bu Yahudi göçü nasıl olmuş? Bu adamlar gelmişler işgalci mi? Yoksa burada Yahudi bankerler tarafından, Fransız ya da İngiliz bankerler tarafından gönderilen paralarla burada Araplar topraklarını satmışlar mı İsrail'e? Yahudilere satmışlar mı Araplar? Evet satmışlar. Bunu kabul edelim. Yok satılmadı şudur değil. 1908, 1905, 1903 tapular var, kayıtlar var. Anlaşma metinleri var. Hangi şirketlere hangi toprakların satıldığı var. Tarih hamasetle olmaz. Gerçek belgelere dayanması lazım. Toprak sahibi Araplar, Filistinliler, Yahudileri kabul ettiler. Aldıkları paraları Beyrut'ta, orada burada, İskenderiye'de harcadılar. Kıymetli dostlar. Sultan Abdülhamit Han dahil olmak üzere padişahların kati emirleri var Yahudi'ye toprak satılmayacak diye. Padişah emrine rağmen Arap şeyhleri bizzat o bölgelerde padişah emrine rağmen
padişahı dinlemeyerek Yahudilere toprak sattılar. 1908. Tabii Arap şeyhleri padişah fermanından korktukları için de Yahudi'ye mal satıyoruz demediler. Alman'a mal satıyoruz, İngiliz'e mal satıyoruz, Fransız şirketine mal satıyoruz dediler. İşte bu takiyelerinin neticelerini yaşıyoruz bir noktada. Arap şeyhlerinin, Arap oradaki liderlerinin, toprak ağalarının efendim İstanbul'a yazıyorlar. Efendim biz Yahudi'ye satmıyoruz. Kime satıyoruz? İşte baron bilmem kime satıyoruz. Bilmem kime. Bununla ilgili ciddi kaynaklar var. Evraklar var. Filistin'de maalesef o toprak satışları böyle devam etti. Gelelim tarihi süreçte. Osmanlı Devleti bitti. Osmanlı Devleti sona erdi. Bir şekilde 1914'ten itibaren 1918'e kadar sırtımızdan hançerlene hançerlene Mısır'dan, Kanal'dan, Hicaz'dan keyfimize mi çıktık kardeşim? Yavuz Sultan Selim'in şehitler vererek veyahut daha sonraki zamanlarda o bölgelerde hakimiyet kurarken asker gönderdiğimiz, para gönderdiğimiz, her Ramazan'da hediyeler gönderdiğimiz Mekke'den, Medine'den, Mısır'dan keyfe keder mi çıktık biz yani? Bizi İngilizler mi kovaladılar? Bizi Fransızlar mı? Tek başlarına mı kovaladılar? El insaf, Allah'tan korkun. Geldik. Tarih 1925. Ne kadar arazi satılmış biliyor musunuz? 1925. Yani Osmanlı Devleti orada yok. Hatay bile bizde yok o zaman. Beyler, hanımlar, birazcık el vicdan. Türk'ü bu kadar hor görmeyin. Türk'ün o coğrafyada verdiği hizmeti, emeği, orada yaşadığı katliamı, Türk'ün kaybedilişini, Türk çocuklarının çöl toprakları içerisinde yok oluşunu görmezden gelmeyin. 1925 İsraillerin, Yahudilerin Filistinlilerden aldığı toprak sayısı 944 bin dönüm. 1927'de 1 milyon 124 bin dönüm arazi. Nasıl oluyor bu işler? Hani toprak satılma olayı yok? Hadi Osmanlı zamanında, Türkler zamanında şöyleydi böyleydi kılıf biliyorsunuz. Daha sonraki süreç var. Yani göz göre göre bir Arap açgözlülüğünün bedelini bugün Filistinli Müslüman çocuklar yani torunları, evlatları çekiyor. 1930'da satılan arazi miktarı 1 milyon 700 bin dönüme çıkmış. Sonra bunların hepsi tapulu belgeli evraklar. 1948 yılına gelindiğinde devlet kurala verecek kadar toprak satın alınmış. Artık Yahudiler, arkalarında İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar ve İsrail devletini kurdular. Bugün de söylüyoruz, vatan topraklarının hiçbir zerresi, bir taşı, bir çakılı yabancıya satılamaz olmalı. Satılmamalı. Önümüzde apaçık 50-70 yıl önce yaşanan süreçler. Peki Türkler ne yapmışlar? Türkler 1915'te Filistin'de Şerif Hüseyin ve Suud aşağıda kalmış. Hicaz bölgesinde aşağıda Suudlarla uğraşıyoruz. Yukarıda Şerif Hüseyin'le uğraşıyoruz. Filistin toprakları içerisinde verdiğimiz şehit sayısı 14 bin Türk çocuğu. Şehit. Filistin'de vermişiz, çekilirken vermişiz, işte Hama'da vermişiz, Humus'ta vermişiz, Kanal'da vermişiz. 14 bin Türk çocuğu, 15 binden fazla Türk çocuğunun da gözleri kör edilmiş zehirli su kuyularının içerisinde. Hani Türkler burada mücadele vermemiş ya, Türklerin burada bedeli var, bedeli, kan vermişler. O yüzden biz Filistin mevzusuna sadece Arap meselesi olarak bakmıyoruz. Orada şehitlerimizin ruhları var. Orada şehitlerimizin aziz hatıraları var. Orada Allah Resulü'nün Miraç'a çıktığına inandığımız Mescid-i Aksa var. Bunu bir Arap savaşı olarak görmüyoruz. Bir Müslüman savaşı. Ama onlar Türk'e Türk bakıyor. Yani bir mevali kafasıyla bakıyor. Bir Arap kafasıyla bakıyorlar bize. Bunları da söyleyelim. 1916. Şerif Hüseyin ilk isyanını başlatıyor. Ve Arap ayaklanmasının sembolü olarak da bugün Filistin devletinin kullandığı o dört renkli bayrağı temsilen alıyor ve Osmanlı'ya isyan ediyor.
Ya isyan yok diyen bazı uyduruk adamlar var. Saçma sapan adamlar. Güya sözde tarihçiler. Açıklasanız da yüreğiniz yetiyorsa bu dört bayrağın neyi temsil ettiğini. Ben açıklıyorum. En üstteki siyah yatay çizgi Abbasileri temsil eder. Sonra ortadaki yeşil renk Şii Fatimileri temsil eder. Sonra alttaki beyaz renk Emevileri temsil eder. Peki kırmızı üçgen neyi temsil eder? 1916'da Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etmiş, Türklere karşı isyan etmiş Arap kabilelerinin resmi simgesidir. Şerif Hüseyin'in kabilesinin resmidir. Ha, bunları da bilelim. Bunları bilmem benim Filistin'deki katliama ses çıkarmama engel değildir. Çünkü ben bir Arap kafasına sahip değilim. Ben bir Fars kafasına sahip değilim. Ben bir İngiliz kafasına sahip değilim. Ben bir Çin kafasına sahip değilim. Ben halis malis bir Türk kafasıyla olaya bakarım. Dünyanın neresinde olursa olsun zalime zalimsin, mazluma da mazlumsun derim. Zalimin karşısında dik dururum, mazluma da el uzatırım. Bana ihanet etmiş olsa bile. Mazlum aman dilediğinde iş biter, mazluma döner o adam. Bunları ayıralım. Ve o kan, o kırmızı Osmanlı Türklerinin kırmızı döktüğü, Türklerin döktüğü kanın rengi. 1917. Osmanlı Devleti'nin askerleri Akabe baskınında çok kayıplar verdiler. Ürdün, Filistin arasındaki Vadi Rum çölünde Lawrence Rolyefli ile Lawrence'in adamları, yani Şerif Hüseyin'in adamları bu Vadi Rum çölünde katliamlar gerçekleştirirler. Halep'e geldiklerinde hatırasında yazıyor Lawrence, Arapların bu kadar vahşi olarak Türklerden böyle intikam alacaklarına, Türkleri böyle katledeceklerine inanamadım diyor. Çünkü gördüğüm manzara yaptığım işin ne kadar vahşi olduğunu bana gösterdi diyor. Kusura bakmayın. Orada yok sırtımızdan vurulmamışız falan filan. Hikaye. Öyle ki bazı Araplar El Nebi olarak kimi karşıladılar biliyor musunuz? General Elmut Alembi'yi. Nebi peygamber olarak Kudüs'te karşılıyorlar. Bunları bilmek lazım. Bazı Araplar Kudüs'te bunu yaptılar. Ama o Alembi Türk sultanlarının mezarlarının taşlarını teklerken, Türk mezarlıklarına hakaret ederken, Osmanlı'yı oradan kovmanın şerefiyle ödüllendirilirken, bir taraftan da Yahudileri oraya yerleştiren dünya görüşünün devamıdır. O Yahudiler bugün katil ve katliamlar yapıyorlar. Ve biz yüreğimiz yangın yeri, her şeye rağmen, bu kadar tarihi bilgiye rağmen Filistin'de bir Türk Müslüman çocuğunun öldürülmesini kabul etmiyoruz. Biz Uganda'da da olsa, Macaristan'da da olsa bir çocuğun öldürülmesini istemeyiz. Türk çocuk öldürmez. Türk kadına kıymaz. Türk mazluma kıymaz. Bu bizim dünya görüşü. Türklük şuurudur bu. İslam savaş hukukunu en iyi uygulayan Türklerdir. İslam savaş hukukunu. Ama bugün görüyoruz ki Hamas'ın aptalca politikaları maalesef ki İsrail'in işine yarıyor. İsrail orada bir Filistin devletini yok etme derdinde. Biz 1967 sınırlarını istiyoruz. Orada ikili bir devlet istiyoruz. Peki biz bu kadar Filistin'le ilgili gayret ederken, mücadele ederken Filistin ne yapıyor? 1978 Filistin Kurtuluş Örgütü PKK'ya kucak açıyor. Filistin kamplarında PKK'lılar eğitilmeye başlıyor. Aslında PKK'nın bir öncesi de var. Asala. Asala'yı da maalesef burada örgütlüyorlar. Ve PKK ile birlikte Türkiye aleyhine faaliyetlere başlıyor Filistin Kurtuluş Örgütü. Bunları görmeden, söylemeden olmaz. Hamaset olmaz. Bu Türk, Türk, hakiki Türk her türlü yardımı yapmaya hazır ve yapar. Sonuna kadar da yapacaktır. İçindeki İslam nurundan dolayı. Ama
kalkıp burada bir Arap seviciliği yapmanın da bir alemi yok. Düşmanımızın da kim olduğunu bilmemiz lazım. Kimin ne olduğunu bilmemiz lazım. Biz mazlumların yanındayız. Biz siyasi döneklerin anladınız? Siyasi döneklerin yanında değiliz. Biz bize mevali bakışıyla bakan Arap dönmelerin yanında değiliz. Biz mazlum çocukların, Müslüman çocukların, Müslüman kadınların, mazlum Filistinlilerin yanındayız. Bunun altını özellikle çizelim. Yıl 1979. Ankara'da bulunan Mısır Büyükelçisi Filistinler tarafından basılıyor. Bir polisimiz ve bir bekçimiz şehit ediliyor. 1980. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi lideri George Habas, Lübnan'ın Sidon şehrindeki kamplarını Asala terör örgütüne açıyor. Asala terör örgütüne açıyor. Kim? Filistin Halk Kurtuluş Cephesi lideri George Habas. Asala'nın diplomatlarımızı katlettiği, 90'a yakın diplomatımızı katlettiğini bütün dünya biliyor. Ermeni terör örgütü. Dertleri Ermeni soykırımı tanıyacakmışız. Toprak verecekmişiz, tazminat ödeyecekmişiz, özür dileyecekmişiz. Nerede bu eğitimi alıyor? Filistin'de. Dikkat edin. Filistin Kurtuluş Örgütü. Yıl 1989. Yasir Arafat. İlginç. Fransa'nın kontrolünde bir adamdı. Ermenistan'ın haklı davasını destekliyoruz açıklaması yapıyor Türkiye'ye karşı. Ve diyor ki Karabağ işgalinde, Azerbaycan Karabağ işgalinde Ermeni katliamına göz yumarak Ermeniler haklıdır diyor adam. Bugün kalkmış dengesizler. Azerbaycan Devlet Başkanı İlhan Aliyev'e hakaret ediyor. Vay efendim İsrail'e de... Ya kardeşim, Filistin Ermenilerle işbirliği yaptı. İran Filistin'in oyuncak olarak kullanıyor. İran ne derse Filistin onu yapıyor. Dolayısıyla İran Karabağ mevzusunda daha 6 ay önce, 3 ay önce, 5 ay önce, 1 ay önce neyse artık. Geçen sene İran Zengibur sınır hattının açılmaması için elinden geleni yapıyor ve Ermenistan'da Paşinyan'la beraber hareket ediyor. Ya biraz gözünüzü açın ya. İsrail yine katil. İsrail hain. Ama Filistin'de de neler olduğunu bilin. 1989 Karabağ'da, Hocal'da katliamlar yapıldı. Müslüman, Türk, Azerbaycan vatandaşlarının, kızlarının ırzına geçildi. Karınlarındaki çocuklar çıkarıldı annelerin. Katliam sadece araba yapılmıyor yani. Türkiye'de yapılıyor. Doğu Türkistan'da katliamlar yapılıyor. Niye bir Çin bayrağı yakmıyorsunuz? Niye Çin devlet başkanının bir kere olsun bayrağını yakmadınız? Niye Çin'i protesto ederken çıkıp kornalar çalmıyorsunuz? Samimi olun. Dürüst olun, ahlaklı olun. Müslümana yakışır olun. Müslümanın davası Arap, Hindu, Çin ayırmaz. Afrikalı ayırmaz Müslüman. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ama kafanız, zihniyetiniz bulanık. Yıl 1993. Filistin Araplar Mesut Barzani'nin bağımsız Kürdistan fikrini destekliyor. Hatırlayın. Saddam Hüseyin en nihayetinde 2001 11 Eylül saldırıları ve en nihayetinde tabii bugün Barzani'nin kurduğu devlet. Kuzey Irak'ta bir devlet. Ama Türkiye'nin başına bela PKK, 50 bine yakın şehidimiz var. 200 milyar dolardan fazla ekonomik kaybımız var. Dilinizden çıkan söze dikkat edeceksiniz. Yıl 2002. Binbaşı Cengiz Toytunç Batı Şeria'da barış gücünde görevliyken aracı durdurularak Filistinliler tarafından şehit ediliyor. Yıl 2009. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kıbrıs'ta Türklerin işgalci olduklarını, Rumların tüm tezlerini, desteklerini dünyaya açıklıyor. Evet. Batı Şeria'da şu an orada devlet reisi, Filistin Devlet Başkanı bu Mahmud Abbas dediğimiz adam. Açın bakın ya. Şeyin, Yaşar Arafat'ın Rum papazla öpüşmelerini seyredin. YouTube'da video kayıtları var.
Kıbrıs'takiler Türk değil mi? Müslüman. Orada katliam yapmadılar mı? 1950'den itibaren 1974 Barış Harekatı'na kadar Rumlar, EOK, Müslüman Türkleri katletmedi mi? Filistin Müslüman kardeşlerimizin Rumların yanında mı yer alması gerekiyor? Tekrar ayırıyorum. Mazlum, masum Filistin halkını ayırıyorum. Bu dansöz gibi kıvran kahpe dönekler var, dönekler, siyasi Filistin'i idare ettiğini söyleyen İran'ın maşası olanlar. Onları söylüyorum. Biz bunlara mı yardım edeceğiz? Hayır. Biz mazlum Filistinlere yardım ediyoruz. Devam. Türkleri işgalci kabul ediyormuş. 2009'da kim? Mahmud Abbas Efendi. 2012. Filistin Devleti El Nakba Kumpası adı altında bir organizasyon düzenliyor ve sözde Kürdistan takımını da davet edip, özür dilerim, Filistin Devleti El Nakba Kupası adında bir organizasyon düzenliyor, bir futbol organizasyonu düzenliyor. Sözde Kürdistan takımını da davet edip Kürdistan futbol takımıyla maç yapıyor. Yani Kuzey Irak'ta tanıdıkları devlet var yani. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyorlar mı? Yok, o işgalci. Kim abi bunlar? Biz her gün Kandil'de oradan buradan şehit veriyoruz. Kime şehit veriyoruz? Kim vuruyor? YPG, PYD, arada bir Barzani'nin beslediği hain teröristler ve PKK. Yıl 2019. Türkiye'nin Suriye'de başlattığı barış harekatı var. Filistin'in de içinde bulunduğu Arap Birliği Türkiye'yi kınıyor. Bu Arap Birliği'nin yüreği şu kadar olsaydı, Filistin de dahil o grup içerisinde, Amerikalılara siz orada ne geziyorsunuz derdi. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya, Amerikalılar ne işiniz var sizin Filistin-İsrail savaşında diyor. Aynı yürekliliği niye Arap kralı göstermiyor? Niye Mısır devlet başkanı göstermiyor? Niye Kral Abdullah göstermiyor? Neden Ürdün, Katar devlet başkanları göstermiyor? Niye yüreği yetmiyor İran devlet başkanının bunu söylemiyor? Tayyip Bey söylüyor. Ya Müslüman değil misiniz kardeşim? Bu soruları kendinize niye sormuyorsunuz? Bizi kınıyor 2019 yılında Filistin'de içinde bulunduğu Arap Birliği Barış Pınarı Harekatı'nda şehitler vermişiz. Bizi kınıyor. Suriye'nin iç işlerine karışıyormuşuz. Ama zihniyetiniz belli. Bazılarının zihniyeti belli. Orada bazılarını kastettiğimi sevgili izleyicilerimiz biliyordur. Bu mesajlarımızı, bu konuşmalarımızı sadece bizi sevenler izlemiyor. Bizi sevmeyen, bizden nefret eden, bizim dünya görüşümüze aykırı bu anlattıklarımıza kükreyenler de var. Benim derdim onlar. Onlara söylüyorum. Neden İran'a aynı şeyi söylemiyorsunuz? Arap Birliği. Neden Rusya'ya söylemiyorsunuz? Arap Birliği. Ruslar da bizim uçağımızı düşürdü orada. Türkler mi sadece sıkıntı? İçimizdeki görünürde sözde İslamcılar. Sözde diyorum özellikle. İslami hassasiyeti olan insanlara saygımız söz. Biz Müslüman adamız. İslam'la bir düşmanlığımız olabilir mi? Ne haşa? Ne alaka? Haşa. Din benim. İslam benim. Ama İslam'ı siyasi bir hikayeye çevirip de bunun arkasında saklanan Kazım Karabekir Paşa'nın dediği gibi ortam öyle puslu bir hava ki ortalık şeytan bile Müslüman mintanı giymiş diyor. Biz biliriz. Bizim kafamızın bir köşesinde iddiatçı bir ruh var. Onu kabul ediyoruz, onu söylüyoruz. Bakış açımız kurt bakışıdır. Koyun bakışı değildir. Kuzu bakışı değildir. Biz çakalların kim olduğunu biliriz. Bakın 2019 yılında Barış Harekatı, Barış Planı Harekatı. Ne yapıyor Türkiye? Orada bir küçük İsrail daha kurulmasın diye Suriye'nin toprak bütünlüğünü işgal etmiş değiliz biz. Bize Türkiye'de beslediğimiz adamlar işgalci Türk askeri diyor şimdi. İşgalci Türkler diyor. Bazen yurt dışına gidiyorum. Türkiye'de işgal ediyor hocam oraları falan diye kıvırta kıvırta konuşanlar var. Türkiye bir yer işgal etmiyor kardeşim. Kendi milli menfaatlerini korumak zorunda. Çakma bir Kürdistan inşa ediliyor Irak'ın kuzeyinde ve Yahudi zihniyetiyle. Onun devamının Suriye'de oluşturulması ve İsrail ile beraber birleştirilmesi. Yani Büyük Orta Doğu içerisinde Büyük İsrail politikası uygulanmaya çalışıyor. Uyanamıyor musunuz? Türkiye'de diyor ki ben burayı terör koridoru yaptırmam.
işgalci falan değil. İşgalci bir devlet kendi topraklarında 5-6 milyon Suriyeli'yi beslemez. Ve bunlara burada Arapça, Türkçe okuyacaksınız diye zorlama yapar, milliyetçilik yapar, asimile etmeye çalışır. Aksine buradaki hiçbir Suriyeli diyemez ki Türkiye bize asimilasyon uyguluyor diyemez. Neredeymiş Türkiye'nin İslam düşmanlığı ya da Suriye düşmanlığı? Neredeymiş işgalcilik? Adam olmak lazım, akıllı olmak lazım. Neyse, yıl 2020, yakına gelelim. Mevzu uzuyor, programı bitirmemiz gerekiyor. Filistin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak iddialarına karşı olarak kurulan Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na üye oluyor. Bakın. Eastern Mediterranean Gas Forum. Yani Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na üye Filistin. Ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gaz aramalarına karşı çıkıyor. Sultan Abdülhamit gemisine, Fatih Sultan Mehmet gemilerine karşı çıkıyorlar. Burada gazı yapmayın diye. Hani Abdülhamitçi olan arkadaşlar, hani bir tarafta ne taşıdığınızı bilin diye söylüyorum. Abdülhamit Han'ı savunmak öyle boş beleş hamasetle olmaz. Fatih Sultan Mehmet'i boş beleş hamasetlerle savunamazsınız. Koltuğunuzun altında taşıdığınız karpuzları iyi ölçün. Dilinizin altındaki gerçek baklaları da çıkarın. Türkiye, tekrar söylüyorum, Tayyip Bey zamanında işte iki tane gaz arama platformunu Doğu Akdeniz'e gönderdiğinde, Doğu Akdeniz'de gaz arama organizasyonu yaparken Türkiye'ye karşı Filistin, Rumların da olduğu alanda yer aldı. Yunanlıların olduğu alanda yer aldı. Aynı yıl, yani 2020'de, hani Müslüman Müslümanın kardeşiydi, Mahmud Abbas, Uygur Türklerine yapılan Çin soykırımını destekledi ve bir terör olayı olarak algıladı, anlattı. Biz dedi, Çin'in Uygur Türkleri politikasını destekliyoruz dedi Mahmud Abbas. Tabii ki biz bu aşağılık ruha karşı, Mahmud Abbas'ın bu aşağılık ruhuna karşı elbette şunu söyleyemeyiz. Filistin'de katliamlar yapılırken gözümüzü yumamayız. Filistin'de mazlum çocukların, kadınların öldürülmesine elbette karşı duracağız. Orada yapılanlara göz yummayacağız. Elbette Türkiye Cumhuriyeti mazlumların yanında olacak. Devletimiz her zaman. Ama bir şey söyleyeyim. Bir Türk milliyetçisine deseniz ki Kuzey Irak'ta Kerkük'te Türk katliamı var. Şöyle yapmaz. Meydana çıkıp da Türk ordusu Türk Kerkük'e falan diye slogan atmaz. Bir daha söyleyeyim onu. Anlayın diye söylüyorum. Bir Türk, vatan aşkıyla yanan bir Türk, Türk milliyetçisi, cihada inanmış bir Türk milliyetçisi, Kerkük'te katliam yapılırken ya da Karabağ'da katliam yapılırken şöyle demez, demedi de zaten. Türk ordusu Kerkük'e, Türk ordusu Karabağ'a demez. Ne yapar biliyor musunuz? Gider evine, karısıyla çocuklarıyla helalleşir, gelir buraya, orada zaten alacağı silahını alır, savaşını verir. Karabağ'da da öyle oldu, Kerkük'te de öyle oldu. Yakın zamanda biliyorsunuz Bayırbucak Türkmenlerinin arasındaki Türk fedaileri, Türk milliyetçisi gençler tanıyoruz. Ocaklarda başkanlık yapmış adamlar tanıyoruz, şehit düşmüş adamlar tanıyoruz. Öyle Fatih'te orada burada yaşı 20 ile ya da 15 ile 50 yaş arasındaki genç arkadaşlar, göçmen arkadaşlar, muhacir arkadaşlar, neyse mülteci arkadaşlar veyahut bunlarla beraber aynı ruhta olduğunu iddia eden arkadaşlar. Bekliyoruz Filistin'i orada. Mehmetçiği yeri ve zamanı geldiğinde Suriye'de işgalci diyeceksin. Kulislerde böyle konuşacaksın. Sonra da sıkışınca Mehmetçik Gazze'ye diyeceksin. Mehmetçik Gazze'ye gider. Mehmetçik Gazze'ye giderken 1915'te, 16'da, 17'de şehit verdiğimiz şehitlerimizin aziz hatırası için gider. Mehmetçik Gazze'ye gider. Orada mazlum, pis siyasete alet olmamış, Çin'in kuklası olmamış, İran'ın kuklası olmamış, Arap Birliği'nin kuklası olmamış mazlum Filistinli kardeşlerimiz için gider. Mehmetçik oraya
Allah Resulü'nün emaneti Mescid-i Aksa için gider. Ama Mehmetçik sizin siyasi söylemlerinizle gitmez. Sizin o fırsatı buldukça mevali gözüyle Türkleri aşağılık gördüğünüz o ruh halinizi bizler biliyoruz. Buyurun, Suriye'den, Lübnan'dan binin uçaklarınıza, Lübnan havaalanı açık. Türk Hava Yolları çalışıyor Lübnan'a. İnin, sonrasında karşınızda hemen düşman. Mehmetçik Gazze'ye davet etmek, Mehmetçik Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını koruyacak. Mehmetçik büyük oyunu görüyor. Büyük oyun için hazırlık yapıyor. Ve hiçbir Türk milliyetçisi böyle Mehmetçik oraya sürelim, buraya sürelim demez. Ben zaten Mehmetçik benim der. Çıkar meydanda savaşır ki bu zamana kadar böyle oldu. Kusura bakmayın. Peki biz ne yapacağız? Türk kardeşlerim, Türkler ne yapmalı? Zihni dünyası sürülmemiş Türkler. Kalbi Saltuk Buğrahan gibi 23 yaşında İslamiyet'i kabul eden gençler. Kalbi 20 yaşında, 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet gibi atan gençler. Kalbi Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de Türk şuuruyla atan gençler. Biz ne yapmalıyız? Biz uyanık olmalıyız. Biz uyanık olmalıyız. Biz uyanık olmalıyız. Acı ama görünen manzara şu. Türkiye bölgede oyunları bozan devlettir. Dolayısıyla Türkiye'nin bölgede bu oyun bozan rolünü kesmek isteyecektir Siyonistler, Evangelistler veyahut Ruslar, daha geri planda Çinliler. Biz bu Arap kafasıyla bir yere varamayız. Biz Türk kafasıyla bakacağız. Karton keser, kartondan Netanyahu'nun resmini yakarak, saçma sapan İsrail uyduruk bayrağı yakarak biz bir yerlere varamayız. Bizim öyle bir derdimiz olamaz. Bizim derdimiz ilim, bilim, akıl ve milli şuur. Türk milliyetçiliği, Türk aklını sahaya süreceğiz. Görünen manzara şu. İsrail-Filistin katliamından sonra, İsrail'in Filistin'deki katliamından sonra İsrail kafaya koymuş, Gazze'yi bitireceğim diyor. Buradan burada artık bir yapı görmek istemiyorum. Mısır sesini çıkartamıyor. Kral Abdullah'a da İngilizler uyarıyor şimdi. İçindeki sorunu çöz, yoksa uçaklarım kalkar gelir seni ters yüz eder diyor. Amerikalı Biden da zaten Suud Kralı'na, aynı hatırlarsanız birkaç yıl önce Trump demişti. Bize bu parayı vereceksiniz diyordu. Sizi biz koruyoruz diyordu. Petrol sattırmayız diyordu. Onların hepsi süt liman olur. İsrail Gazze'de problemi bitirir. Öyle gözüküyor. Mazlum Müslümanlar katlediliyor. Edilecek, öyle gözüküyor. Maalesef öyle. İstemiyoruz ama öyle. Çünkü Hamas'ı, İran, bunlar böyle. Peki ne olacak? Bundan sonraki süreçte Filistin'i eğer Amerika, İsrail'in bu oyunuyla, ki istihbaratın bilgisi olmasına rağmen göz yamanı Netanyahu, ilaç fabrikalarını, silah fabrikalarını, silah fabrikasında çizim yapan mühendisleri bile takip eden CIA'nin olaylardan haberi yokmuş. Buna kargalar bile güler. Yani Hamas'ın o saldırısının haberi yokmuş. Yahu kardeşim, hangi silahın nerede satılacağına kadar belirleyen Amerika nasıl haber olmaz? Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'ya Rusların nereye saldıracağı raporlarını İngiliz istihbaratı verdi. O yüzden de Ruslar perişan oldular. Nasıl haberi yokmuş? Adamların Rus istihbaratının içerisinde adamları var. Ne yani, Hamas'ın içerisinde adam olmayacak öyle mi? İran'ın devlet merkezinde adamları olmayacak öyle mi? Hikaye bunlar. Dolayısıyla bundan sonraki hedef Filistinli, eğer İsrail'in istediklerini sağlarsa Amerika, ki sağlıyor şu an, uçak gemileri gönderiyor. Bir sonraki hamlesi Amerika'nın Lübnan'ı yutmak. Çünkü Esad'la uğraşmanın bir yolu var. Kuzeyde PYD, YPG'nin karşısında Türkler duruyor. Türklerle kavga etmek işine gelmiyor Amerika'nın. Esad'ı da PYD düşüremiyor. Türkler de Esad'ın iç işlerine daha fazla girmek istemiyor. O kendi sınırlarını korumak istiyor. Peki ne olmalı? Amerika Esad'ı düşürecek, hamle yapmalı ama bunun öncesinde önce Lübnan'ı yemesi lazım. Lübnan'ı yerse Esad'ı sıkıştırabilecek bir pozisyonda, Esad artık tehlike olmaktan çıkar. Bir sonraki hamle, büyük hamlesi ise İran.
İran. Dolayısıyla İran'a yapılacak hamle ne Rusların, ki Ukrayna'da zaten gözüktüğü Rusların öyle bir gücü yok, ne Çin'in İran'ı kurtaracağını sanmıyorum. Dolayısıyla Türkiye yine mazlum diyerek İran'da Azerbaycanlı kardeşlerimizin hatırına belki İran'a destek olacaktır. Ama Amerika, İran sonrasında temel hedefi, aslında bütün hedef Türkiye'ye yönelik. Peki ne yapacağız? Biz bu olayları yaşarken göreceksiniz, Arap o çadır devletleri var ya, Osmanlı'yı o bölgeden sürünce kendilerini devlet olduk zanneden o gruplar var ya, o kabileler, püsüğü çuvala koyacaklar Maraş tabiriyle. Kediyi çuvala koyacaklar, gıkları çıkmayacak. Ve Türkiye hedef. Maalesef Türkiye'nin içerisi de dışarısı da sıkıntı. Türkiye burada uyanık olacak. Türk çocukları uyanık olacak. Türk çocukları özellikle. Çünkü bu olaylar İran'a da sıçradığı zaman Türkiye'de puslu bir hava ortaya çıkacak. İçimizde gelenlerin, Afgan, Pakistan, Irak, Suriye, Mısır'dan gelenlerin kimin Amerika'ya çalıştığını, kimin Suriye'ye çalışacağını, kimin İngiliz'e çalışacağını kestiremiyoruz. Bilemiyoruz. Hal böyleyse bizim uyanık olmamız lazım. Ne yapacağız? Çocuklarımızı yetiştireceğiz. Kazım Karabekir Paşa'nın dediği gibi, tekrar ediyorum, durum o kadar kötü olduğunda, ortam öyle bir pusa kapıldığında, puslu havaya döndüğünde, şeytanın bile Müslüman mintanı giyeceğini unutmayacağız. Çocuklarımızı kuzu gibi değil, kurt gibi yetiştireceğiz. Kuzular puslu havada donup kalırlar. Uyanık olmayanlar puslu havada ancak yem olurlar. Ama çocuklarımızı, gençlerimizi, devletimizin içerisindeki insanlarımızı, memurumuzu, öğretmenimizi, esnafımızı bir kurt edasıyla yetiştirirsek puslu havada kimin ne olduğunu bilir, kuzu olup yem olmaktansa kurt gibi düşmanının gırtlağına yapışmasını bilir. Çocuklarımızı bir kurt gibi yetiştireceğiz. Çünkü önümüzde maalesef ki süreç böyle gözüküyor. Tabii burada bunu yetiştirmenin yolları var. Resmi yollar var, gayri resmi yollar var. Kötü anlamda söylemiyorum. Yani formal eğitim var, informal eğitimler var. Yasal olarak bu eğitimden bahsediyorum. Çocuklarımızı Türk şuuruyla yetiştirmek. Okullarda Türk dünya görüşüyle yetiştirirsiniz. İslam'ın nurunu, Türk'ün şuurunu, Türklük şuurunu harman edersiniz. Tarih öğretmenleriniz, edebiyat öğretmenleriniz çocuklarınızı yetiştirir. Tarihe meraklı olan diğer branş öğretmenleriniz çocuklarınızı Türklük şuuruyla, bilimle, akılla nasıl hareket edeceğini öğreterek, ecdadını tanıtarak, Hoca Ahmet Yesevi'yi öğreterek, Fatih'i öğreterek, Mustafa Kemal'in akıl ve bilimselliğini öğreterek çocuklarımız yetişebilir. Öbür taraftan bazı dernekler var, vakıflar var. Türk çocuğu nasıl yetiştirilir diye hizmet veren bu derneklerde, vakıflarda gidersiniz. Orada bir teşkilat adabı öğrenir. Teşkilatçılık nedir? Üst ast ilişkisini öğrenir. Vatan nedir? Vatan bayrak sevgisi nedir? Bunları öğrenir. Gönderin gönül rahatlığıyla. Namaz kılmak önemlidir. Müslümanın şartıdır ama bilinçli olmak, akıllı olmak da en az o kadar şarttır. Akıllı olmayan adamın namazının bir anlamı yok. Akıl bari olmanız lazım. Şuur sahibi olmanız lazım. Düşünce sahibi olmanız lazım. Bunların eğitildiği, öğretildiği yerler var. Emin olun, geldiğinde çocuklarınız oralarda zor durumlarda kalmazlar. İslam'ın nuruna, Türklük şuuruna erişmemiş bir nesil inşa olmaz. İslam'ın nuruna sahip, Türklük şuuruna sahip bir nesil inşa edeceğiz. Bugün emin olun, gökyüzünde İslam toplumlarının 100 uydusu olsaydı, haberleştirmeden istihbarata, ilaç sanayilerimiz olsaydı, CERN gibi bilim araştırma merkezlerimiz olsaydı, Dubai'de, Katar'da o gökdelenleri yapacağımıza ilaç fabrikaları kursaydık, silah fabrikaları kurmuş olsaydık, Akkuyu'da nükleer santrali Ruslara değil de, hani Arap kardeşlerimiz diyoruz ya, Arap kardeşlerimizle yapmış olsaydık, ne İsrail orada katliam yapabilirdi,
ne Amerika bugün Doğu Akdeniz'e savaş uçağı gönderebilirdi veya savaş gemileri gönderebilirdi. Ne de bu bölünmüşlük olmasaydı bugün Suriye'de Türk sihasına, İHA'sına Amerikalılar noktaya tuşa basarken 1000 defa düşünerek hareket ederlerdi. Ha, bu durum böyle. Kıymetli dostlar, tarihten notlar programının sonuna geldik. Tekrar söylüyorum, programın en başında söyledim. İsrail katildir, katliamcıdır. Filistin kardeşimizdir, Müslümanlar mazlumdur, çocuklar bizimdir. Müslüman kadınlar, Müslüman çocuklar bizim kardeşlerimizdir. Mescid-i Aksa bizim Resulümüzün bize armağanıdır. Ve 1514'ten başlayarak 1914'e kadar burada yatan ecdat bizim ecdadımızdır. 1914'ten 15-16-17'de Şerif Hüseyin İngilizler tarafından katledilen binlerce Mehmetçiğin kanı oradadır. Şehitlerimiz o topraklarda mezar taşı olmaksızın yatmaktadır. Bu yüzden orada haklarımız vardır. Oraları korumakla mükellefiz. Ama tekrar söylüyorum. Rum sevici, Ermeni sevici, yeri geldiğinde İsrail'de Ariel Sharon'un arkasından hüngür hüngür ağlayan, yeri geldiğinde Arap Birliği adıyla Türkleri, Türk askerini, Mehmetçi'yi, Peygamber Ocağı, Türk ordusunu lanetleyen dönek, kaypak Filistinli neydi belirsiz siyasetçiler bizim koruduğumuz adamlar değildir, olamazlar. Bunu da altını çiziyorum. Bunu burada söylemekte fayda görüyorum. Kıymetli dostlar, mevzu hamaset mevzusu değil. Bugün Araplar bir halkın tarihi. Albaraka, özür dilerim, Pegasus yayınlarından Eguyan Rogan'ın yazdığı bir kitap, tarafsız bir kitap. Buyurun okuyun. Bakın size Filistin'de ne olmuş, Şerif Hüseyin Türkleri nasıl vurmuş, Katar Birleşik Arap Emirliği, Suudi Arabistan nasıl oluşturulmuş, Irak'ta Saddam Hüseyin'in, Libya'da Gaddafi'nin, Tunus'ta yaşanan Arap Baharı'nın tüm ayrıntıları burada. Hamas'ın, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün, Yasir Arafat'ın bütün hayatı burada. Kalın bir kitap bu. Herhalde aşağı yukarı işte ne kadar bir kitap? 600-700 sayfalık bir kitap. Alın okuyun. Ve çocuklarınızı bu ahlaka göre yetiştirin diyoruz. Türklerin kültür kökeni. Türk'ün savaş ahlakının İslam savaş ahlakıyla nasıl uyuştuğunu gösterir. Bir Türk çocuğu nasıl yetiştirilmelidir? Savaşta ne yapar? Hamasetle mi oynar? Yoksa Necip Fazıl'ın dediği gibi kim var denildiğinde ben varım diyecek adamlar mı yetiştirir Türk? Mevzu budur. Okuyun, okutun. İlim yolunuz, bilgi yolunuz, akıl ışığınız olsun. Bir başka tarihte notlar böyle.